Aslında kısaca şöyle diyebiliriz. Mutlu anne, mutlu bebekler. İyi emziren anne bile kendini kötü hissedebiliyor. Dolayısıyla hani yapmamız gereken şey sadece destek olmak. Ya kaşık kadar sürüntü, yetmiyor sütü. Bakın şimdi, sorunsuz bir 9 ay geçirdiniz. Sorunsuz bir şekilde bebeğinizi kucağınıza aldınız ve gayet sağlıklı bir bebeğiniz var. Bir kere bu sütüm yetmiyor fikrini kafanızdan çıkarın. Her annenin kendi bebeğine yetecek kadar sütü mutlaka vardır. Emzirme bizim için çok önemli bir konu. Gebelik aslında oluştuktan sonra meme hem yapısal olarak hem de fonksiyonel olarak değişikliklere uğruyor ve bu değişikliklerle birlikte aslında meme her zaman süt vermeye hazır bir hale oluyor. Anne sütü zaten yaşayan bir besin ve sürekli değişiyor. Aynı emzirme seansı içinde bile başta başlayan sütle sonrasında gelen süt çok farklı oluyor birbirinden. Anne hasta olduğunda, bebek hasta olduğunda da sütün içeriği değişiyor. O yüzden yaşayan bir besin aslında. Sayılar bize şunu gösteriyor. Aslında emzirme oranı arttı. Fakat kaygı çok arttı. Yani bilinç arttıkça, yani aslında anne sütünün ne kadar kıymetli olduğu, akut hastalıkları da, kronik hastalıkları da, erişkin çağındaki hastalıkları da ne kadar etkilediği ve ne kadar önlediği görüldükçe ve annenin bilgisi ve görgüsü arttıkça biraz kaygı arttı. Yani ya veremezsem ya olamazsa gibi. Bu kaygıyı azaltmanın yolları var. Kaygıyı azaltmanın en temel yollarından bir tanesi öncesinde bilgilenmek. Yani o olayla karşılaştığımızda değil, öncesinde yani gebelik zamanında da ya da belki öncesinde anne olmaya karar verdiğimiz zaman, kendimizi hazır hissettiğimiz zaman bilgi edinmek. Emziremiyor ki bu. Benim büyük kızım sütü daha yağlı. Genelde o emziriyor. Zaten bu emzirse bebek de kendi gibi kara kuru bir şey olarak kalır. Bebek dostu kurum unvanı alabilmemiz için yapmamız gereken maddeler içerisinden biri de halkı emzirmenin önemi konusunda bilgilendirmek için bir takım medya araçlarını kullanmak zorunluluydu. Bu medya araçları basılı materyaller olabilir, bunun yanında kitapçıklar olabilir ya da bir takım görseller olabilir. Biz bu görseller adına yapabileceğimiz ne var diye düşündük ve kısa filmler çekmeye karar verdik. Biz de dedik ki bu videoların içerisine özellikle emzirmenin önemini vurgulayan videolar da koyabiliriz. Ya kaşık kadar suratı, yetmiyor sütü. Bakın şimdi, sorunsuz bir 9 ay geçirdiniz. Sorunsuz bir şekilde bebeğinizi kucağınıza aldınız ve gayet sağlıklı bir bebeğiniz var. Bir kere bu sütüm yetmiyor fikrini kafanızdan çıkarın. Her annenin kendi bebeğine yetecek kadar sütü mutlaka vardır. Prematüre bebeklerde birazcık yoğun bakım süreci oluyor. Yoğun bakımda bebeğimizi takip ederken, katta anne yatarken de süt salgılanmasının başlanması için süt sağmayı başlatıyoruz. İlk başta göğüs uçlarını uyararak, daha sonrasında da elle ve pompayla sütün gelmesini sağladıktan sonra onu bebeğe gönderiyoruz. Eğer doktor açısından beslenmesinde bir sakınca yoksa, anneyi de belirli zaman aralıklarında yoğun bakıma indirerek uygun pozisyonda, eğer ki anne kucağına verebiliyorsak uygun pozisyonda beslenmesini sağlıyoruz. Kanguru pozisyonu kullanıyoruz genelde yoğun bakımdaki süreçte. Zaten katta bizler de emzirme eğitimi veriyoruz. Yoğun bakım anne geldiği zaman bebeğin eğer ki doktor açısından anne kucağına gelmesine bir sakınca yoksa annenin kucağına vererek uygun şekilde, uygun pozisyonda emzirmesini sağlıyoruz. Yeni doğan sarılığı aslında fizyolojik bir sarılık. İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılık daha patolojik. 24 saatten sonra ortaya çıkan yeni doğan fizyolojik sarılığı şöyle ikinci, üçüncü günler ortaya çıkıyor. Aslında pik yapıyor. Her bebekte hemen hemen bir sarılık olabiliyor. Ama bazı risk gruplarımız var. Eğer anne kan gruplarında uygunsuzluk varsa, anne bebek kan grubunda uygunsuzluk varsa, düşük doğum ağırlığı varsa, haftası erken doğduysa, bu bebekler birazcık daha risk grubunda. Ama risk grubunda olmayan bebeklerimizde de sarılık olabiliyor bazen. Bu gibi durumlarda sarılık olduğu zaman ailelere biz hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Her bebek hemen hemen yüzden sararıyor. Göz akı, yanakları, çevresi sarı olabilir. Bebeği bir yüzde dilim olarak kabul ettiğimizde aslında göbeğe kadar inen sarılık bizim için normal kabul ediliyor. Eğer ki bacakları, kısıkları indiyse biz kontrol gününü beklemeden ve aynı zamanda bebekte uyku halde varsa mutlaka hastaneye getirmelerini söylüyoruz. İyice beslendikçe sarılık vücuttan atılır. Dolaşımla temizlenebilir. O yüzden iyi beslenmeli ki dışkı ve idrarla bunu vücudundan atabilsin. Hem insanlar için hem bütün canlılar için, bütün hayvanlar için anne sütü oldukça önemlidir. Nasıl
Nasıl ki aslında emmek çocuğun hakkıysa, annenin de bazı hakları ve sorunları olabilir. Her zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz. Çok kalbi kırılmış anne olabiliyor. Çünkü bizim toplumumuz çok fazla yorum yapan bir toplum genel olarak. Dolayısıyla iyi emziren anne bile kendini kötü hissedebiliyor. Dolayısıyla hani yapmamız gereken şey sadece destek olmak. Şimdi anne ve bebek ilk bir ay tamamen birleşik yaşıyorlar. Dolayısıyla annenin çok desteğe ihtiyacı olacak. Sadece psikolojik olarak değil, fiziksel olarak da bazen ihtiyaçları olabilir. O sırada babanın da evdeki diğer kişilerin de çok iyi destek olması gerekiyor. Hepimiz annelik döneminde aslında sağlıkçı değiliz, anneyiz ve annelik kaygılarımız, annelik korkularımız hepimizde ortak. Bunları hissederek oynayalım dedik ve izlendiğinde de arkadaşların bilhassa anne olarak o kaygıyı, o endişeyi ne kadar doğru yansıttıklarını göreceksiniz. Siz ne kadar sık emzirirseniz, ne kadar çok emzirirseniz sütünüz aynı oranda artacaktır. Unutamayacağım anlardan ben özellikle kaynana rolünde annelik döneminde dışarıdan sürekli bir takım söylenen şeylerin doğru olmadığını bilsem de o annelik psikolojisiyle acaba mı şeklinde kendi içimde değerlendirdiğim için ne kadar etkili olduğunu orada vermeye çalıştım. Biraz baskıcı bir karakter oldum orada. Annelerin özellikle emzirme konusunda teşvik etmek için yalnız olmadıklarını, bunları bizlerin de yaşadığını ve bildiğini göstermek adına böyle bir karakter oynadım. Oynadıktan sonra da sevdim aslında. Fakat öyle bir kaynana olmayacağımı da garanti ediyorum. Ben her şeyden önce bir anneyim. Hekimliğimden önce bir anneyim. Hem kendi hekimlik pratiğimde, hem ailem, hem de tüm hastalarımda birebir anne sütünü verme hususunda yaşadıkları tüm sorunlara değindim. Bizzat yaşamış biri olarak. Emzirme döneminde göğüslerle alakalı yaşadığımız bazı problemler var. Bunlardan birisi meme ucu çatlağı. Bunun olmaması için bebeğin kahverengi kısmı tamamıyla ağzına alması gerekiyor. Eğer anne ilk tutturduğunda ilk ağzına memeyi bebek aldığında canını acıtabilir. Daha sonrasında annenin biraz beklemesi gerekir. Dil yavaşça meme etrafında kıvrılacak ve dudaklar dışa doğru dönecek. Biz buna aslında ördek ağzı pozisyonu diyoruz. Dudakların koyu kısımların dışarı çıkması gerekiyor. Bebeği memeye tutturduktan sonra göğsümüzü şöyle kaldırarak kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bu pozisyondaysa ve annenin de canı acımıyorsa bebek uygun tutmuş demektir. Bunun olmadığı durumlarda bebek etkin meme ucunu ağzına almadığı zaman göğsücü çatlakları olabiliyor. Ve emzirme anne için acılı bir sürece dönüşebiliyor. O yüzden biz mutlaka her emzirme sonrasında meme ucunun anne sütü sıkılarak da meme ucunu birazcık nemli bırakmamızı söylüyoruz. Eğer doktorumuz önerirse bazı kremler kullanabilir. Bir diğer yaşadığımız problem de mastit. Göğüslerin iyi boşaltılmaması sonucunda mastit oluşabiliyor. Mastit sütün göğüslerde birikmesi ve aslında süt birazcık daha bakteri üremesi için uygun bir besi olduğu için göğüslerin uygun bir şekilde boşaltılması gerekir. Annelere biz her göğsü en az 20-25 dakika boşaltmasını söylüyoruz. Eğer ki göğüslerinde ele gelen bir sertlik, bir kitle varsa masaj yaparak sağmasını, parmaklarıyla emzirirken bebeğe sütü daha fazla göndermesini öneriyoruz. Duş öneriyoruz bu şekilde yine. Emzirme sonrasında eğer göğüslerde bir dolgunluk varsa ılık duş yaparak göğüslerin kanalların rahatlamasını sağlıyoruz. Mastit olduğu zaman annenin çok ağrısı olabilir, ateşi çıkabilir. Bu durumda bazen cerrahi müdahale gerekebilir. Uygun antibiyotikler de başlanabiliyor. Ama bu sürece gelmeden göğüslerin uygun bir şekilde boşaltılmasını annelere anlatırsak bu problemler de yaşanmamış oluyor. Biberon ve emzik önermiyoruz. Eğer ki bebeğin anne sütünü alamadığı durumlarda biz kaşıkla ya da elle sağarak bebeğe o şekilde veriyoruz ya da enjektörle. Biberon emzik birazcık daha bebeklerde adaptasyonu bozuyor. Emzirmeye başlamadan önce öncelikli olarak kendi pozisyonumuzu uygun hale getirmeliyiz. Dik pozisyonda oturmalıyız. Sırtımızın iyice destekli olduğuna emin olmalıyız. Bebeğimizi kucağımıza aldığımız zaman tek elimizle bebeğimizi iyice kavrayabilmeliyiz. Bebeğimizin baş kısmı dirseğimize gelecek. Koltuk altımızda olacak. Bebeğimiz gövde olarak tamamen anne bedenine dönecek. Bebeğimizi yerleştirdikten sonra
Omuzlarımızı da indirmeliyiz. Bizim stresimiz bebeğe geçer. Elimizi C şekline getiriyoruz. Dört parmağımızla göğsümüzü alttan kavrayarak aynı zamanda bebeğin de çenesine destek olarak bir parmağımızla da göğsümüzü destekleyip burnunu da açarak bebeğimizi kendimize doğru yaklaştırıyoruz. Göğsümüzün etrafında bir kahverengi kısım var. Bebeğin onu tam almasını sağlıyoruz. En az 15-20 dakika anne göğsünü emmesi gerekiyor bebeğin. Anne sütü vermek aradaki sevgi bağını güçlendirir. Ülkemizde 1-7 Ekim emzirme haftası olarak kutlanılmaktadır. Güçlü nesiller yetiştirmek için anne sütü oldukça önemlidir. Aslında kısaca şöyle diyebiliriz. Mutlu anne, mutlu bebekler.